ittifaklara girenler bunun cevabını alıyorlar ve almaya da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Aralık operasyonu sonrası benzer adımların devam edebileceğini işaret etmesi, piyasalarda siyasi belirsizliklerin süreceği algısı yarattı. Türk lirası değer kaybederken dolar hızla zirveye tırmandı. Benim dolarım yok, ben emekli adamım. Maaşımla geçiniyorum ama böyle yapıyoruz. Maaşı bir böyle yapıyoruz, bir böyle yapıyoruz. Doldur boşalt. Doldur boşalt, başka yapacağımız bir şey yok. Vallahi hanım kızım, benim elimde bir tane dolarım var. Ne markım var, ne de şunun var, ne de bunun var. Olsa bile dahi bozdurmam. Dolar 2 lira 32 kuruş seviyelerindeyken operasyon haberleriyle birlikte 2 lira 39 kuruşa kadar fırladı. Ama sonrasında 2 lira 38 kuruşa geriledi. Ve şu an saatlerimiz 11.30'u gösterirken bakıyoruz, dolar 2 lira 37 kuruş seviyelerinde. Gerçekten iyi değil. Yani gidişatımız gerçekten iyi değil. Çünkü alım gücümüz de zayıflıyor böylelikle. Siyasi gelişmeler hep ekonomiyi de etkiliyor. Bununla paralel işsizlik de artıyor. Dolardaki yükseliş hız kesmedi. 1-2 saat sonra rekor tazeledi. Bu kez de 2 lira 41 kuruşu aştı. Soluksuz yükselerek rekor üstüne rekor kıran dövize karşı, ihalelerde miktar arttıran Merkez Bankası, bunun yetersiz kalması üzerine yeni bir adım attı. Merkez Bankası, enerji ithalatçısı kamu kuruluşlarının döviz ihtiyaçlarının Hazine ve Merkez Bankası tarafından karşılanacağını açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından doların tırmanışı durdu ve yönünü aşağıya çevirdi. Ve saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gün içerisinde 2 lira 41 kuruş seviyelerine kadar tırmanan doların şu saat itibariyle 2 lira 39 kuruş seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bir kuruş dolarımız yok. Almaya niyetiniz var mı? Şu anda yok. Bakıyorum diyorsunuz. Bakıyoruz, sadece bakıyoruz. Dolar alma niyetiniz var sanırım, bakıyorsunuz. Bozduracağım. Kendime bir ev aldım. Onun için hazır şu an biraz yükselmişken. Şansınıza. Evet. Doların önlenemez yükselişi Rusya ekonomisini de çöküşe sürüklüyor. Dolar, ruble karşısında ilk kez 80 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Faiz artırımı bile rubledeki düşüşü frenleyemedi. Rusya'da yaşananlar Türk uzmanları da endişelendirdi. Dolarınızın herhangi bir şey kesme ihtimali şu an Merkez Bankası'nın satış ihaleleri var, 60 milyon dolarlık. Onlar bile kesmiyor. Faiz düşme ihtimalleri doğuyor Merkez Bankası, fakat o doğru bir karar da değil. Yatırımcının da aklı karıştı. Elinde dolar tutanlar yaşadı. Dolarla borçlananlarsa dara düştü. Borcumuz var dolara. Eyvah! Yandık. Ya o kadar fazla yok. O kadar fazla yok. Peki üstüne eklemeyi düşünüyor musunuz? Yok, almayı da düşünmüyorum. Euro da bu ortamda 3 lirayı geçti, sonrasında ise 2 lira 96 kuruş seviyelerine geriledi. Güvenli liman olarak bilinen ancak uzun süredir yatırımcısını üzen altının gramı ise doların yükselişiyle 91,5 liraya kadar tırmandı. Çeyrek altın 156 liraya, yarım altın 311 liraya, cumhuriyet altını ise 631 liraya çıktı.